Sevgili arkadaşlar hepinize selamlar. Hepiniz Ensayirle Borsa Gündem adı kanala hoş geldiniz. Bugün sizlere Mayıs ayı temettü hisseleriyle alakalı bilgilendirme videosu yapacağım. Bu ay temettü verecek şirketler öncelikli olarak arkadaşlar Goodyear, Perekap, Algeo, Eggup, Ülker, Hatek, Cegu Cola yani Coca-Cola, Sanko, Indes, Anadolu Efes, Oyayo, Gentas, Aghol, Vespe, Şişe. Bu şirketler bize temettü verecek arkadaşlar. Bu Mayıs ayı içerisinde yani 24 Mayıs'la 31 Mayıs tarihleri arasında bu temel işlemleri bu şirketler içerisinde gerçekleşecek. Tabii 2 gün sonra hesaplarımıza yatıyor. E, tarihlere bakacak olursak ilk olarak Goodyear'dan incelemeye başlayalım. Arkadaşlar Goodyear e, 24.05.2021 tarihinde 0.33 kuruş verecek arkadaşlar. Yani bu Mayıs ayının 24'ünde ancak hesapları 2 gün sonra geçecek bilginiz olsun sevgili dostlar. Verim %4.8'e tekabül ediyor pay başı net 0.33 daha önceki yıllarda da 2017'den bu yana bir 2020 yılında vermemiş arkadaşlar. Bunun dışında sürekli temettü veren ve temettü rakamlarında bayağı ciddi manada büyüten ve arttıran bir şirket. Zaten 2020 yılından sonra görürseniz şöyle bayağı da bir arttırmışlar bu rakamları. buradan bu şekilde görüyoruz ve verim de şurada görüldüğü gibi yükselmiş bayağı bir. Ardından sevgili arkadaşlar ikinci olarak... Prizman kabloya bakalım sizlerle beraber. O da arkadaşlar 2021, 2020, 2020'de 2 kere vermiş. 2019, 2017'den bu yana veriyor arkadaşlar. E, bu yıl ise 0,03 e, kuruş temet verecek. Bu da te, verimi %0.3'e tekabül ediyor. E, tarih 24.05 2021 tarihinde arkadaşlar bilginiz olsun. Yani hem Goodyear hem Prizman Kablo hem de Algeo arkadaşlar. Alergo Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. E, bunların ikisi de arkadaşlar iki gün sonra verecek. Yani bunların hepsinin tarihi aynı. Alerco gayrimenkul ise arkadaşlar paybaşı 0.78 vereceğini yazmış arkadaşlar burada. Bu da ayın 24'ünde verecek. Yüzde 3.2 temettü verimi var. 0.78 ise paybaşı net temettü verimi olacak Algeo'da. Yani Goodyear, Perekap, Algeo'nun 24 Mayıs'ta temettü dağıtım gerçekleşecek ama ödeme tarihi hesapları geçiş tarihi ise 26'sında olacak. Goodyear 033 kuruş, Perekap 0,03, Algeo 0,78. Şimdi 24 ayın 24'üne bir de Ege Gübre varmış. Onu görmedim arkadaşlar. Ege Gübre ise 2 lira 13 kuruş verecek arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ege Gübre ise arkadaşlar 2020 yılından 2019, 2018, 2017'den bu yana ee, 5 yıldır arkadaşlar temettü veriyor. 4-5 yıldır. Ee, bu yıl ise 2 lira 13 kuruş temettü verimi ise %1.2'ye tekabül ediyor bilginize sevgili dostlar. Dediğim gibi bu 4'ü ayın 24'ünde temettüleri verilecek. 2 gün sonra da hesaplarda olacak. Ülker değilse arkadaşlar Ülker Hatay Tekstil ayın 25'inde arkadaşlar işlemi gerçekleşip 2 gün sonra hesaplara geçecek. Yani 27 Mayıs'ta Ülker 0.69 kuruş Hatay Tekstil ise 0.40 kuruş verecek. Ülker'e bakalım şöyle bir arkadaşlar. 2021, 2018, 2017'de vermiş arkadaşlar. Bu yıl daha çok veriyormuş temettüsüne. %3.4'e de verim çıkmış bayağı bir iyi. Hatay Tekstil'de ise arkadaşlar 0 sıfır... Hatex, Hatay Tekstil aynen 0,40 kuruş verecek arkadaşlar. %2,4'e tekabül ediyor. E 2019'da bayağı bir güzel temettü vermiş. %12,7 verimli. Şu an bayağı bir düşmüş. E, ama yine de o 2019 yılındaki rakama yakın. Bu bu da bu şekilde verecek arkadaşlar. Bilginiz olsun. 27 Mayıs'ta ise bilginiz arkadaşlar Ülker'le Hatay'da bu arada 2 gün sonra hesapta olacak ayın 27'sinde. Coca-Cola ile Sanko ise arkadaşlar ayın 27'sinde işlem gerçekleşip 31 Mayıs'ta hesaplarımızda olacak ödemeler. Coca-Cola 1,67, Sanko ise 0,12. Biliyorsunuz Coca-Cola uzun yıllardır temettü veren şirket. Son 6 yıldır da burada 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 yılında vermiş. 2021 yılında iki kere vermiş. Biri 0,71 kuruş net. Bir de arkadaşlar 1,67 bu sefer ise 1,67 veriyor paybaşı bilginize sevgili dostlar. Diğerine bakalım Sanko'ya ise Sanko ise kaç son 5 ödeme diyor. 2018, 2017'den bu yana sankola veriyor. Bu yıl ise 0,12 verecekmiş arkadaşlar bilginize olsun. Şimdi Indes Anadolu Efes ise 28 Mayıs tarihlerinde verecek. 1 Haziran'da ödemeleri alacağız. Indes 0,17 Anadolu Efes 1,64. Indes de arkadaşlar 2020 yılında 2019 2017'ye kadar son 5 ödemeyi de yapmış arkadaşlar. Bilginize olsun bu yılda 0,17 verecekmiş. Daha önceden daha çok ama bu yıl azaltmış. Bu şekilde. Anadolu Efes'e bakalım. O bayağı yüksek veriyor. Hatta artır artıra gidiyor bu şekilde. Bu da son 4 yıldır da arkadaşlar düzenli vermiş. 1, 2, 3, 4, 5 hatta 5 yıldır. Gayet başarılı bu da. Eee... Gentasla oyak yatırım ortaklığının arkadaşlar oyak yatırım ortaklığı da son 4 yıldır 2018-2019-2021'de vermiş arkadaşlar. Bu yılda ise 0,05 veriyor. 2 gün sonra hesaplarda olacak bilginiz olsun. Yani 2 Haziran tarihinde bu da hesabımızda olacak. GENTAS ise 0,06 bunun biraz düşük böyle uzun yıllardır da bu şekilde veriyor. 4 yıldır da temet verimine temet vermeye devam ediyor. Verim biraz düşmüş tabi ki de. 31 Mayıs'ta arkadaşlar verecek olanlar ise tekrar diyelim Oyak, e, Gentas, Akhol, Vespe ve şişe e bakmamız gereken arkadaşlar Akhol kaldı Avrupa Grubu Holding, Anadolu Grubu Holding pardon e, bu da 2017'den bu yana veriyor arkadaşlar 2021 yılında iki kere vermiş Şubat ayında şimdi bir de şimdi veriyor toplam 26 kuruş civarında vermiş olacak bu sayede. 0.14 kuruş da şimdi verecek arkadaşlar. Yatırımcılarına şimdiden hayırlı olsun. E, Vespe biliyorsunuz uzun yıllardır Vespe veriyor. E, bu yıl 3 kere vermiş arkadaşlar. 3 e, kere verecek pardon. E, 1.19, 1.19, 1.19 şeklinde toplam ne kadar oluyor? 2, 4, 6, 7, 14, 21, 6, 8, %8 verimli bir temettü vermiş olacak. Bu ayın 31'inde. Gelecek ayın 30'unda bir sonraki ayında 30'unda verecek arkadaşlar. Yani 3 taksit şeklinde ödeyecek. Şimdiden yatırımcılarına hayırlı uğurlu olsun diyelim. Şişe ise nedense temettüsünü bir arttıramadı. 0.14 kuruşta şişe cam fabrikaları veriyor arkadaşlar. Her yılda vermiş böyle ama en çok bu yıl veriyor ama pardon 2019'da vermiş ama niye bu şekilde bilmiyorum. Arttırabilir istesem yine de yatırımcılarına hayırlı olsun. %2 verimi ee, şimdiden e, güle güle harcayın diyelim arkadaşlara. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Mayıs ayı e, temettü şirketleri bu şekildeydi sevgili arkadaşlar. E, i̇ki gün sonra yatıyor. Yani şurada tarih yazandan iki gün sonra hesaplarda göreceksiniz. Bilginiz olsun. Genelde öğleden sonra hesaplara geçiyor. Ve bunun dışında bu uygulamayı yapan arkadaşa da şimdiden teşekkür ederiz. Gayet başarılı bir uygulama. Herkese hayırlı günler diliyorum.